kendi bağladı tabii. Zaten 81 yani ortak aday şöyle, şimdi İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir için aday çıkarmayacak. AK Parti'nin adayını destekleyecek. Bu nereden baksanız %4. Ya bütün oylar AK Parti'ye giderse MHP'den en az %4'lük bir oy potansiyeli var. Bu Büyükşehir'i AK Parti'ye kazandırabilir. Dolayısıyla hani bu çok kritik bir şey. Kritik bir destek. Önemli bir destek. Destek demeyelim de bu ittifakın ruhunun devam etmesi için önemli bir adım diyelim. Ama şimdi ilçeler var. İlçeler önemli. Şimdi İstanbul'un 36 ilçesi öyle ilçeler var ki MHP'nin iddiası yok. Melih'in söylediği gibi söyleyelim ama MHP oradan güçlü bir aday çıkardığı zaman sonucu belirleyebilir. Sonucu değiştirebilir. Cumhuriyet Halk Partisi alabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de HDP ile özellikle büyük şehirlerde İstanbul'da orada çok ciddi bir Kürt seçmen potansiyel var. Oranın oyunu almak istiyor. İlçeleri aldığı zaman da sıkıntılar Cumhur İttifakı açısından ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi açısından sıkıntılar olabilecek ilçeler var. Büyük şehri etkileyecek bu alınan ilçelerdeki oylar. Dolayısıyla İstanbul'daki işbirliğinin, İstanbul'da ittifak başladı. İttifak dediğimiz hani kafamızda genel seçim gibi 24 Haziran seçimi gibi bir ittifaktan söz etmiyoruz. Bu tabii ki yerel seçim, yerel ittifak ama